Bu videoda sindirim sistemini kabaca gözden geçireceğiz. Sindirim sistemimizin her kısmından ve bu kısımların ana işlevlerinin ne olduğundan bahsedeceğim. Ve izleyen videolarda da birbirinden ayrı bu kısımları inceleyip neyi nasıl yaptıklarına ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapacağım. Pekala. Hadi başlayalım. Yiyeceğimizin geçeceği ilk yer ağzımız. Yani oral boşluktur. Ağızda gerçekleşen başlıca işlem çiğneme. Yemeğin lokma haline getirilmesidir. Bir başka önemli işlemse hidrolizdir. Biyokimyadan hatırlayabileceğiniz gibi hidroliz sadece enzimatik sindirim veya enzimatik parçalanmadır çiğneme fiziksel bir parçalanmayken, hidroliz, yiyeceğin enzim yardımıyla parçalanmasıdır. Yiyeceği parçalarken amacımız, bolus denen ve yutulup bir sonraki yapımıza geçirebilen özümsenmiş yiyecek topunu oluşturmak. Peki, sizce yuttuktan sonra yiyecek nereye gider? İşte buraya, yemek borusuna. Bence sindirim sisteminin sıkıcı kısımlarından biri burası. Çünkü burada tek yaptığımız şey bolusu aşağı ittirmektir. Onu bir sonraki kısma iletiriz. Aslında bolusa başka hiçbir şey yapılmıyor burada. Sadece aşağı itiliyor. Eh bu da biraz sıkıcı ama değil mi? Pek sıkıcı olmayan bir kısım var ama. Evet. Şimdi mideye geldik. Oh! Midede neler neler oluyor? Sindirim sisteminin en sevdiğim parçalarından biri. Mide, karıştırmanın da içinde bulunduğu birçok görevi yerine getirmekle sorumludur. Karıştırma, çiğnemeye çok benzer ama aynı zamanda yiyeceği etkileyip parçalanmasını sağlayan çok yönlü kasılmalar vardır. Burada ayrıca hidroliz gerçekleşir. Bu da yiyeceklerin enzim yardımıyla parçalanmasıdır. Buna ek olarak midenizde sindirim sisteminizin bir sonraki parçasına geçmeye hazır değilse eğer yiyecek de depolayabilirsiniz. Buradaki temel amaç kimus denen şeyi üretmektir. Böylece bolusumuzu alır ve bağırsaklarımıza iletebileceğimiz daha akıcı bu maddeye dönüştürmek için deyim yerindeyse eritiriz. Şimdi bağırsaklarımıza geçiyoruz. 12 parmak bağırsağımız kabaca bu noktadan başlar. Buralarda biraz kıvrılır ve bu noktada da son bulur. Aradaki her şeyi ta buraya yazıyorum. Şimdilik ince bağırsak olarak gruplandıracağım. İnce bağırsak. İnce bağırsak 3 kısımdan oluşur. Bunlardan sonraki videolarda bahsedeceğim. Burada gerçekleşen temel olaylar hidroliz ve gıdanın emilimidir. Dikkatinizi çekerim. Burası bir bakıma sindirim sisteminin parçalanmış gıda maddelerinin nihayet emildiği ve bu gıda maddelerinin vücutta başka şeyler üretmek için kullanıldığı ilk kısmı. Güzel. İnce bağırsağı gözden geçirdiğimize göre sizce sırada ne var? Hadi bakalım. İnce bağırsak bittiği yerden çizgili bu yapı boyunca geçtiğimiz yer kalın bağırsak. Kalın bağırsak. Kalın bağırsağın diğer adını hatırlıyorsunuz öyle değil mi? K ile başlıyor. Ah! Evet. Eğer kolon dediyseniz bildiniz. Kolon da sindirim sisteminin sıkıcı kısımlarından biri. Çünkü burada olup biten tek şey emilim. Ama burada kalın bağırsakta emilen şey gıda maddeleri değil de daha çok su, iyonlar, K vitamini gibi şeyler. Bu yüzden besin alımında pek verimli bir alan değil. Daha sonra yiyeceğe rektum denen bu parçaya geçireceğiz. Rektum. Sindirim sistemindeki mide gibi rektum da depolama işi görür. İşlenmiş yiyeceğe <laughs> Eğer bu noktada hala işlenmiş yiyecek diyebiliyorsak tabii dışarı atmak için uygun gördüğümüz zamana kadar burada tutarız. Yiyeceği dışarı atma zamanı geldiğinde anüsten geçerek dışarı atılır. Sindirim sistemimizin belli başlı kısımları bunlar işte. Sindirimle ilgili başka yardımcı organlar da var ve bunlardan diğer videolarda bahsedeceğim. Bunlar karaciğer, safra kesesi ve pankreas gibi organlar. Evet, işte daha sonraki videolarda bunlar yer alacak.